Merhaba, ben Barış Terzi. Kentsel Yıldız ile beraber yaptığımız şehir hakkı sorunun çözümüne katkı sağlayacak bilgi tabanlı bir dayanıklılık modeli adlı çalışmayı sunacağım. Motivasyonumuz bilgi tabanlı tasarım dayanıklılığı arttıran yönde etki edebilir mi? Diğer yandan bu olumlu görünen etkinin ayrıca getirdiği yükler de olabilir mi? Sorusu üzerine oturuyor. Öncelikle dayanıklılık kavramını irdeleyelim. Dayanıklılık, Holling'e göre sistemlerin sürekliliği, değişime ve düzenin bozulmasına dayanarak durum değişkenlikleri arasında ilişkileri devam ettirebilme kabiliyetini ölçtü. Bodin ve Biman'a göre bir yer değiştirmenin ardından sistemin denge noktasına ulaşması. Bu tanımla üzerinden ilerlersek dayanıklılık en az iki öğenin birbiriyle ilişkisi olduğu sürece mümkündür. Böylece dayanıklılığı en az iki girdisi olan bir fonksiyona benzetebiliriz. Dayanıklılığı iki girdili bir fonksiyon olarak düşünürsek girdiler arasında gerçekleşen delta işlemi de deneyimle veriye karşı verilen tepkidir. Bu çıkarımı anlamak için metaforik bir senaryo kurgulayalım. Senaryo, işe gitmeye çalışan bir insanın evden çıkmadan önce yağmur yağdığını fark etmesi üzerine işe gitmesini temel alıyor. Bu durumda fonksiyonun girdileri insan ve yağmur oluyor. İnsan yağmura karşı farklı tepkiler vererek farklı sonuçlara ulaşabilir. Bu durumda farklı tepkiler verebilmesi esneklikti. Farklı sonuçlara ulaşması ise deneyimdi. Ve önceki deneyimleriyle de o anlık vereceği tepkiye karar verebilir. Deneyimleri doğrultusunda tepki verebileceği öğeyi öğrenmesini sağlayan ise biridir. Yanına şemsiye alması, taksiye binmesi, yağmurun dinmesini beklemesi bu tepkiler arasındadır ve hepsinin farklı sonuçları olacaktır. Vale, esneklik her zaman iyi midir yoksa eşitsiz bir statükoya mı dönüşür sorusunu soruyor. Peki tepki şiddeti artarsa ne olur? İnsanın yağmura karşı verdiği tepkinin aşırı olması, örneğin yağmurun yok edilmesi, uzun vadede insanın da yok olmasına neden olacaktır. Bu nedenle dayanıklılık iki taraflıdır. Bu da bize kimi dayanıklılığından söz ediyoruz sorusunu sorduruyor. Bu durumda dayanıklılık için verilen tepkide bir optimizasyon sağlanmalıdır. Böylece insanın merkezde olduğu tek merkezli bir ilişki ağı değil, tüm girdilerin aynı ağırlıkta olduğu çok merkezli bir rizom olmalıdır. Burada motivasyon sorumuzu güncelliyoruz. Bilgi tabanlı tasarım ile objeler arası dayanıklılık optimize hale getirilebilir mi? Bu süreçte deneyim, veri ve tepkiler objeler için objektif ve optimize bir değerlendirme sunabilir mi? Bu soruya bir vaka çalışması üzerinden detaylandıralım. Karakullan Caddesi, Kadıköy Rasim Paşa Mahallesi'nde bulunan ve tarihi yer değirmeni mahallesi olarak bilinen bölgenin bir kısmı. Sonraki sayfada zemin kat kullanımlarını incelediğimiz caddenin sadece beyaz çerçeve içerisinde görünen kısmını ele aldık. Buradaki gibi bir zemin kat kullanımı görüyoruz. Ticari olmayan kullanımları farklı renkte işledik. Ticari kullanımlara baktığımızda kafelerin yoğunlukta olduğunu görebiliyoruz. Bu bölgeyi seçmemiz tamamen kişisel deneyimimiz doğrultusunda kafeler ve sakinler arasında bir gerilim olduğunu fark etmemiz. Kısa bir araştırma doğrultusunda bu kişisel deneyimle ortaya atılan düşüncenin sakinler tarafından yerel yönetime de iletildiğini görebiliyoruz. Sol üstte Kadıköy Belediyesi'nin Anlat Kadıköy adlı mahalle toplantılarından alınan notların sadece kafe diye aratıldığında dile getirilen şikayetlerini görebiliyoruz. Bunların başında altyapı yetersizliği, kalabalık, gürültü, hava kirliliği, sokak işgali, tarihi dokunun bozulması geliyor. Bu durumda da hali hazırda olan şehir hakkı sorununu bu bölgede bir ek olarak işleniyor. Bu durumda sorumuz bilgi tabanlı tasarım ile aktörler arasında şehir hakkı korunabilir mi haline geliyor. Ve fonksiyonumuzun girdileri de kafeler ve sakinler oluyor. Bu fonksiyonu daha temel olarak ele alırsak sakinler ve ticari mekanlar olarak düşünebiliriz. Sakinlerin huzurunu kaçırmadan ve ticari fonksiyona para kazanma amacını göz ardı etmeden bir optimizasyon oluşturulabilir mi? Ya da ticari işlevlere sadece ticari kaygılarla mı karar verilmeli? Örnek vermek gerekirse görselde soru işaretini ticari mekana bir işlev atanmak isteniyor ve bu mekanın eğer fiziksel koşullara uygunsa kafe olması işlem bile değil. Peki yerel yönetime karar verme sürecinde yardımcı olabilecek bir ticari işlev algoritması mümkün olabilir mi? Bu algoritma ile hem ticari işlevler korunup hem de var olan mahalle dokusu korunabilir mi? Böyle bir algoritmayı basitleştirilmiş bir sözde kod ile ifade edersek ticari mekan ve sakin girdileri olan ve hangi işlev sorusuna cevap veren bir algoritma olabilir. Parametreler ise ticari sınıfı ve sakin sınıfı şeklinde ayrılmakta. Bu çalışmada her sakinin ve her ticari alanın verileri tek tek elde edilemeyeceği için temel katsayılar ve varsayımlar üzerinde ilerlenmekte ve bunlar da parametreleri oluşturmakta. Değişkenler ise bağımlı, bağımsız değişkenler olmakta. Bu da bağımsız değişkenleri etkileyen katsayılar ve varsayımlar da bulunmakta. Ticari mekanlar için tanımlanan değişkenler ve ticari mekanlar için tanımlanan temel katsayılar. Bu katsayıların bazıları literatüre dayanırken bazıları tamamen varsayımsal.
Aynı şekilde sakinler için de parametreler ve sakinler için katsayılar. Tabii bir de altyapının, yerel yönetimin ve kent düzeninin getirdiği sınırlar var. Peki bu parametreler ve sınırlar nasıl kullanılır? Parametrelerle ilgili oluşturulan formüller hedefler çerçevesinde değerlendirilir ve değişkenler değerlendirilirken hedefler belirlenmekte ve bu hedefler doğrultusunda planlama yapılmaktadır. Algoritma akış diyagramını özetlersek, ticari ve sakin sınıfların oluşturduğu değerlendirme verileri toplama fonksiyonuna girmekte. Fonksiyondan çıkan veriler, potansiyel ticari mekan için ticari sınıfı tarafından oluşturulan veriler ile puanlanmakta ve puanlama sınıfında değerlendirilmekte. Detaylı incelediğimizde mevcut ticari mekanların işlevleri, harici verileri ve kas sayıları ile ticari sınıfına oluşturulan veriler potansiyel ticari sınıfının değerlendirilmesi için kullanılmakta. Bölgenin sakinlerinin kas sayıları ve harici verileriyle sakin sınıfında oluşturulan veriler potansiyel ticari sınıfın değerlendirilmesi için kullanılmakta. Sakin ve ticari nesnelerinin verileri puanlama sınıfında değerlendirilebilmesi için toplama fonksiyonunda toplanmakta. Potansiyel ticari mekanı için ticari sınıfı ile ticari nesnesi oluşturulmakta. Ticari nesnesi verileri eğer işlev belli ise belirlenen işlev ile değil ise potansiyel işlevlerden oluşturulmakta. Ticari ve sakin sınıfları ile oluşturulan değerlendirme ve değerlendirilen nesnelerin verileri puanlama sınıfı ile değerlendirilerek işlev belli ise seçilen işlevin puanı, değil ise tüm işlevlerin puanı oluşturulmakta ve sıralanmakta. Algoritmanın yazılımsal altyapısını ise temelde böyle şekilleniyor. Sonuç olarak çalışmayı iki farklı biçimde değerlendirebiliriz. Algoritma daha kolay bir arayüze, daha doğru verilere ve daha işlevsel bir altyapıya sahip olacak biçimde geliştirilebilir. Ancak algoritmada geliştirilen sınıf ve fonksiyonlar işlevsel bir biçimde çalışmıştır. Kara kullanıcı analizinde değerlendirilen potansiyel mekanlar, yapılan değerlendirmede sirkülasyonu fazla olan işlevler son sıralarda yer almıştır. Sonuç olarak bu algoritma ile şehir hakkı sorununun çözümüne katkı sağlanabilir, yetkililerin karar verme aşamasına yardımcı olunabilir, ekolojik, sosyal ve ekonomik veriler ile yapılan değerlendirme ile ticari mekanlar ve bölge sakinleri arasında optimum bir dayanıklılık sağlanabilir. Sağlanan optimum dayanıklılık ile tarafların birbirinin aşırı tepkisi karşısında yok olmasına engel olunabilir. Son olarak İTÜ Mimari Tasarımda Bilişim Programı Bilgi Tabanlı Mimari Tasarım Dersi yürütücülere ve katılımcılarına çok teşekkür ederiz. Dinlediğiniz için teşekkürler.